Merhaba arkadaşlar, Challenge Savaşları'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Hemen vakit kaybetmeden sözü Serdar'a atıyorum. Evet, oyunu anlatacağım. Şu an arkamızda görmüş olduğunuz ya da görmekte olacağınız panonun arkasında 25 tane sayı yazılı. Seçilen, oynayacak olan arkadaş bu 25 tane sayıyı ezberleyecek 30 saniye süre içerisinde. 30 saniye süre bittikten sonra pano ters dönecek ve hafızalarında kalan sayıyı yan panodaki yere yerleştirmeye çalışacaklar. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir şey var, 2'ye 1 kaldığımız için artık bireysele döndük. Aynen. Kimse takım için değil, sadece kendi için yarışacak. En kısa sürede en başarılı olan bu yarışmayı birinci olarak bitirecek ve ödüle sahip olacak. Şimdi hemen oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şu an etabı kurduk. Ben şimdi kartonun arkasında yazan yazıları açacağım ve 30 saniye bırakacağım. Bakalım 30 saniye içerisinde ezberleyebilecek. Hemen başlayayım mı? Şu an süresi bitti ve ben bunu ters çeviriyorum. Başla dediğimde başlayacaksın bir saniye. Hazırsan başlıyorsun, evet. Başla. Dizmeye başlayabilirsin sıralamayı. Evet, şu an sayıları yerleştirmeye başladı. Bakalım 25 tane sayıyı dizebilecek mi yan yana? Hangi sayıları doğru bilecek? Burada önemli olan zaten kaç tane sayıyı aynı sıralamaya yerleştirdiği olacak. Şu an 4. sayısını yerleştiriyor. Bakalım ilk sırayı bitirecek mi? Sana bir özellik koyabildin mi? Evet, 2. sıraya geçti şu an. 2. sırasındaki sayılarını yerleştiriyor. Evet. Sayılarını hala yetiştirmeye devam ediyor. Masanın üzerindeki sayılar azaldı. İlk sırayı tamamlamak üzere, 2. sırayı tamamlayacak. Son sayısı belki. Tamam mı? 2. sırayı da tamamladı, artık 3. sıra. Bakalım tamamlayabilecek mi? Tamam, oraya öyle direkt koyma oraya. 2 vardı, 2'yi 7'nin yanına koyabilirsin oysa. Bitirdiğin seneye kaldır. Bitirdim. Tamamdır. Şimdi bakalım kontrol edeceğiz kaç tane kötü mü? Doğru diye. Ben sayacağım. Ne yapıyoruz şimdi? Hayır, bekleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, burada bir hatası var. 10, 11. İşte gitti, 11, 12, 13, 14. Oha, o kadar rakam doğru mu yapmış? Şu an 14 tane rakamı doğru bildi. Yuh ya. Evet arkadaşlar, Kaan tamamladı, 14 tane sayı bildi. Şu an bireysel oyunda yanımda Soykan var. Soykan'ın panosunu açacağım. 30 saniye bakacaksın. Ondan sonra da sağ tarafta bulunan panoya masanın üzerindeki sayıları doğru bir şekilde yerleştirmeye çalışacaksın. O zaman açıyorum ve 30 saniyeni de buradan sayacağım. Başladı. Son 10 saniye. Evet, şu anda Soykan ilk 2 sayısını yerleştirip unutmamak için biraz hızlı davranıyor. Bastır. Bakalım ilk sırayı doğru tamamlayabilecek mi? Hızlıca sayıları aldı, yerleştiriyor. Şu an ilk sırayı bitirmek üzere bitirdi sanki. Üçüncü sıraya geçti direkt. İkiyi atladı. İkinci sıraya atladı ve üçüncü sıraya geçti. Bu sefer ikinci sırayı dolduruyor. Garip ezberlemiş bence. Çok değişik bir ezberleyiş tarzı var. Bir üstten bir alttan dolduruyor. Sayılar durmuyor. Aynen bastır. Ben onu düzeltirim. Tamam, bu zaten yapışmış vaziyette, sıkıntı yok. Altlarını sürükleme, sürükleyerek çekme. Bazılarının şeyini kopartıyorsun. Yoksa buradan alacaksın. Yoksa şuradan al. Yapışmayan varsa bak burada şekilleri var. Evet. Tarz değiştirdi şu an, başka sayı almaya karar verdi. İkisi düştü, biri de düştü. Ben hemen hangisi düşüyor, ama bu mu? Niye böyle ya? Kafam karıştı. Bak bak. Ben daha çok yapacağım. Şöyle yapıştıracaksın. Anladın mı? Tamam, ben tutabilirim istiyorsan. Tamam, sen tut, yardım et istiyorsan. Tamam, sağ ol bana. Bitirdin mi? Tamam, o iki orada dursun, önemli değil. O zaman bakalım panonun arkasındaki sayılarla doğru mu? Sayacağız bakalım 14'ü geçebilecek misin? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oraya atlıyoruz. 9, 14, 10, 11, 12, 13, 14. 14 berabere. Okey mi? Evet, Soykan ve Kaan turu tamamladı. Sırada Alihan var. Bakalım Alihan 30 saniye içerisinde neler yapacak. Öncelikle arkanı dönebilirsin buraya. Bir anda başlatacağım çünkü. Dön der, dim başla. Yerleştiriyoruz. Yapışmıyorsa bastırabilirsin, sıkıntı yok. Ben arkana destek olurum. Evet, ilk 4 sayıyı yerleştirdi. Aynen, bastırabilirsin, sıkıntı yok. Alıyorum. Aynen, şöyle bastıracaksın. Evet, ilk sırayı tamamladı sıra. Direkt 3. sıraya atladı. Hatta arada şeye gitti. İkinci sıraya gitti. Yapışmıyorsa şurada patafix var, verebilirim. O orasıysa onu düzeltiriz. Kontrol ediyor muyuz? Bakalım. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar, uzun uğraş sonucu sayımları bitirdik ve 3'ü de 15 yaptı. İlk başta 14 dedik ama biz teknik ve aksaklıktan dolayı ikinci sıraya eksik bir sayı bırakmışız. O yüzden herkese birer puan verdik. Aslında bir şey de fark etmiyordu. Herkes yine 14 yapmıştı ama bir puan ekledik onlara. 15 oldu. Herkes final etabına çıkacak. Final etabına çıkacak. En yüksek ya da en kısa sürede bitiren elenecek. Herkes 14 tane sayı bildi arkadaşlar. O yüzden 3 kişi de final etabına gidiyor. Evet arkadaşlar, geldik final etabına. Final etabına 3 kişi kalmıştı biliyorsunuz. Hemen vakit kaybetmeden büyük ödülü vermek istediğim için bir an önce oyuna başlayacağız. Bu yüzden oyunu anlatıyorum. Gördüğünüz gibi zaten Kaan'ı bağladık burada. Çok basit bir oyun aslında. En kısa sürede bu parkuru tamamlayan kazanacak. Gördüğünüz gibi önünüzde bir tane engel var. Kaan bu engelden geçecek. Sonra masaya ulaşacak. Masanın üzerinde de bir puzzle var. Puzzle'ı çözmesi gerekiyor kolları bağlı haldeyken. En kısa sürede Yapan kazanacak. En az sürede de yapan kaybedecek. Hadi oyuna. Başla. Kaan hızlı bir şekilde yürü bir engelden geçti, sürahiyi aldı. Pimpon topunu çıkartacağız. Bakalım kaç saniye? 9. 3, 2, 1, oyun. Evet, şu an engelden geçti. Alihan hızla geldi, sürahiyi aldı. Hemen pimpon topunun içinde bulunduğu sürahiye döktü, aldı ve bitirdi oyunu. Bağışla. Soykan çok hızlı bir şekilde girecek. Engele girdi ve çıktı. Şu an sürahiyi aldı, döküyor. Bakalım kaç saniyede alabilecek. Evet. 11. Evet arkadaşlar, koskoca yarışmayı bitirdik. Finale bu 3 arkadaş kalmıştı. Son etapta da en iyi derecede bitiren Kaan oldu. İkinci bitiren Alihan, 3'te Soykan ve bölümün başında paylaştığımız para ödülünü ise burada Kaan'a takdim ediyorum. Tam 200 lira var. Aynen. Evet arkadaşlar, size teşekkür ediyorum. Zamana kadar Alihan çok güzel yarıştığı için ben parayı Alihan'a paylaşmak istiyorum. Vay, güzel bir paylaşım ya. Vay, sağ ol. Ben olsam yarı yarıya bölüşürdüm. Vay. Güzel hareket. Evet abi, ne düşünüyorsun bu yarışma boyunca? Neler yaşadın? Ya bilmiyorum, zaten güzeldi. Yani çekişmeli oldu. Biraz çirkeflik yaptım ama olsun. Onun dışında güzel ya. Ben zevk aldım yani. Keyifli bir haftaydı. Bence güzel bir yaşama gitti. Aynen, teşekkür ederim. Sen de çok güzel sundun. Bayağı takımı kazandı. Değil miydi? Dostluk kazandı her zamanki gibi. Güzel, eğlenceli vakitler geçirdiğimiz için mutluyum yani. Farklı bir konsept, farklı bir değişik bir aktivite oldu bizim için. Dediğim gibi. Yerim aktivite diye nazım ya. Dediğim gibi Kaan kardeşimle de güzel bir rekabete girdik ama rekabet Alihan her zaman benim kazanacağımı biliyordu zaten. Sağ içinde kaldı. Dışarıda yine. Çünkü ben de kazandım, rekabete o da kazandı. Ben kaybettim, o da kaybetti. Dostluk kazandı diyelim. Önümüzdeki maçlara bakalım artık. O zaman son kişi geldi. Sen ne düşünüyorsun son andaki puanı? Ben yarışmadım ilk fazla. Genelde hep böyle oturdum sağ dışından. En son 3 oyun Maşmuna'da başladı işte yarışmaya. Ağzımı sızırdım yine geldim buraya kadar. Yarışmadım ben fazla. Yani son iki yarışma. Bir şey söyleyebilir miyim? Yarışmadan geldi buraya kadar. Ay o nasıl oldu ya? Oturdum ya. Her neyse, o zaman kapatıyorum ben artık. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, kapanış konuşmasına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Niye gülüyorum peki biliyor musunuz? Zaten izlediğiniz kadarıyla farkındasınızdır yani bu challenge'ı, yani bu kapışmayı da ben kazandım. Rabia yine kaybetti arkadaşlar. Uzun 5 haftalık bir maraton, 5-6 haftalık bir maratonun sonunda kazanan benim takımımdan çıktı. Yani ben kazandım. Sen kaybettin. Aslında ben kaybettiğimi düşünmüyorum. Çünkü tüm yarışmacılarla çok iyi arkadaş olduk. Yarışmanın dışında da güldük, eğlendik. Beraber Antalya'yı keşfettik. Bence her şey çok güzeldi. Gerçekten yeni insanlarla tanışmak çok güzel oldu. Umuyoruz ki siz de ekran başında izlerken yarışmayı çok beğenmişsinizdir. Yani yorumlarınız, beğenileriniz, izlemeleriniz bizim için gerçekten çok önemliydi. Açılış konuşmasında da söylediğimiz gibi ta haftalar önce biz gerçekten kocaman büyük ve aman ne olmuş yani, sen yarışmayı kazandın, ben de birbirinden güzel yarışmacı arkadaşlar kazandım. Her birini çok sevdik. Çok eğlendik beraber, çok güldük. Tam evet. 5-6 haftalık bir maraton geçirdik, deniz kenarındaydı. Çok gayet güzeldi. Eğlenceli anlardı. Ve yarışmanın sonunda da gerçekten dostluk kazandı. Kaan'ın birinci çıkmasını az çok zaten elemelerden beri tahmin edebiliyorduk. Çünkü Kaan gerçekten yarışma odaklı gelmişti. Gerçekten yarışmaya odaklı gelmişti. Alihan'ın da sonlara doğru kazanacağını az çok tahmin edebiliyorduk. Ben yarışmayı Alihan'ın kazanacağını düşünüyordum ya. Ama tabii ki de Kaan'ın kazanmasından çok mutluyum ya. Sonuç olarak Kaan'ın ödülü paylaşması çok büyük bir jestti. Biz bunu hiç planlamamıştık. Hiç böyle birdenbire olunca böyle şaşırdım ve gerçekten çok mutlu oldum. Asıl yarışmanın güzel olan noktası buydu bence. Arkadaşlık ve dostluk kazandı. Evet arkadaşlar, umarım bu seriyi beğenmişsinizdir, bu projeyi beğenmişsinizdir. Bu projenin devamını gelmesini istiyorsanız bu zaten sizin elinizde olan bir şey olacak. Bu videoyu paylaşıp beğenip abone olursanız zaten bir sonraki yaz devamı gelir ve daha büyük bütçeli bir projeyle gelir diye düşünüyorum. Ve evet, o büyük bütçeli yarışmada da yarışmacı olmak için sizi engelleyen hiçbir şey yok. Aynen, bu sefer o yarışmacılar siz olabilirsiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bu projede kendinize çok iyi bakın. Hepinize bay bay. Bay bay.